Timur Soykan, Bir Gün Gazetesi. Dina kaçarken peşinde 4-5 kişi vardı. Dina, Türkiye'ye 5000 kilometre uzaktaki Orta Afrika ülkesi Gobon Cumhuriyeti'nden 3 ay önce üniversiteye kayıt olmak için Karabük'e geldi. Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisi Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisiydi. 47 bin öğrencili Karabük Üniversitesi'nde çoğunluğu Afrikalı 12.500 yabancı öğrenci var. Dina, 25 Mart günü yani Filios çayında cesedinin bulunmasından bir gün önce Gobonlu arkadaşlarının yaşadığı 100. yıl mahallesindeki has apartmanında misafirdi. Yakın arkadaşı Gobonlu Cedric'in birinci kattaki evinde kalıyordu. Akşam beşinci kattaki arkadaşı Emmanuel'in evinde yemek yiyip televizyon seyrettiler arkadaşlarının ifadesine göre cep telefonunun bataryasının bittiğini söyleyip şarj cihazını almak için birinci kattaki Seydik'in dairesine gittiğini söyledi ama ortadan kayboldu. Kamera kayıtlarında Dina'nın 25 Mart akşamı apartmandan çıktıktan sonra sokakta yalın ayak koştuğu görülüyordu. Kapıyı yumrukluyordu. Tam bu noktada kritik bir tanık olduğu öne sürülüyor. Üstelik Dina'nın arkadaşlarının anlatmadığı bir olaydan bahsediliyor. Dina'nın kaldığı has apartmanının karşısındaki bir apartmanda oturan bu tanık da Afrikalı bir yabancı öğrenci iddiaya göre 25 Mart akşamı Dina'nın evinde alı konulduğunu ve sokağa inleten kavga yaşandığını anlattı. Kaynaklardan aldığımız bilgiye göre bu tanık özetle şunları söyledi. Olay günü namaz kıldığım sırada bağırışma sesleri geldi. Baktığımda birisinin tekme ve yumruklarla kapıya vurduğunu duydum. Zaten camdan da içeride kimin olduğu anlaşılıyordu. Ağlama sesleri gelince balkondan polisi arayacağım diye bağırdım. Kavga durdu. Bir müddet sonra bağırışlar ve kapıya yumruk sesleri yeniden başladı. Kız kapıyı açmaya çalışıyor, arkadan birileri onu engelliyordu. Tekrar polisi çağırdım geliyor diye bağırınca kızın kapıdan çıkmasına izin verdiler kıza da yardım etmek için bağırdım ancak beni dinlemedi ya da anlamadı. Bu sırada hemen polisi aradım, durumu anlattım. Polise haber verdim. Bu ifadeye göre Dina'nın bağırışlarını arkadaşlarının da duymuş olması gerekiyor. Ancak onlar ifadelerinde genç kızın şarjını almaya gittikten sonra geri gelmediğini söylüyor. Ayrıca tanık polisi de aradığını söylüyor. Yani Dina'nın ölümünden önce polis olaydan haberdardı tanık ifadesinde şöyle devam etti. Polisle konuştuğum sırada kız apartmandan yandaki binaya atlarken yere düştü. Sonraki apartmana atladı. Kızın pantolonu korkuluğa takıldı ve yırtıldı. Arkasından gelen kimse yoktu. Daha sonra da cadde üzerinde koştu. Ben kıza baktığım sırada iki erkeğin etrafı kontrol ettiklerini gördüm. Daha sonra bunlar 4-5 kişi oldular. Bu şahıslar birbirlerine baktıktan sonra el işaretiyle kızın gitmiş olabileceği birkaç yoldan da onlar gitti. Zaten kızın gittiği yol ya mavi büpeye çıkacak ya da arı sitesine gidebilir. Ben duymadım. Bu tanığın ifadesi Dina'nın evinde kaldığı arkadaşı Sedrik'e soruldu. Dina ile Gobon'dan yakın arkadaş olduklarını anlatan Sedrik iddiaya göre şunları söyledi. Evde İshak'la birlikte kalıyoruz. Ben o akşam apartmanın üçüncü katındaki arkadaşımdaydım. Dina şarj aletini almaya eve gelmemiş. İzak gece bir sıralarında Emanuel'in evine gitmiş. Orada Dina'nın şarj almak için çıktığını söylemişler. Gece bir sıralarında merak ettiğim için mesaj attım ama yanıt vermedi. Dina'nın kaybolduğu akşam ben tartışma ya da bağırma sesi duymadım. Dina alkol, uyuşturucu ya da sigara kullanmazdım. Dina'nın ölümüyle ilgili sorular her geçen gün artıyor. Tanık mı yoksa Dina'nın arkadaşları mı yalan söylüyor? Tanık doğru söylüyorsa Dina'yı alıkoymaya çalışanlar kimlerdi? Neden kaçmaya çalışıyordu? Arkadaşları neden bu konuda yalan söylüyor? O yalın ayak kaçtıktan sonra sokakta toplanıp takip eden 4-5 kişi kim? Bu kişiler kamera kayıtlarında tespit edildi mi? Polis, Dina'nın Şirin Evler Mahallesi'ndeki evinde birlikte kaldığı arkadaşı Varis'in de ifadesini aldı. Bu evde Varis'in arkadaşı Jaber de kalıyordu. İddiaya göre Varis, Dina'nın haftada 3 gün 100. Yıl Mahallesi'ndeki arkadaşlarının evinde kaldığını söyledi. İfadesinde şu kısım çarpıcıydı. Bazı yerlerde Jaber'in kızları seks için pazarlamaya yönelik tekliflerinin olduğu söylenmiş. Bu ifadeler kesinlikle yalandır. Jaber de hiç Türk tanıdığı olmadığını, Dina'yı kimseyle tanıştırmadığını söyledi. Dina'nın arkadaşlarının hepsi PTT'den gönderdiği telefonun kaybolması nedeniyle çok stresli olduğunu ve PTT'deki iki görevli ile görüştüğünü anlattı. Biri daha indi. Dina sokakta yalın ayak koştuktan sonra mavi büfe önünde lacivert bir otomobil durdururken kameraların açısındaydı. Dursun A'nın kullandığı Lercivert otomobile sol arka kapıdan binmişti. Aracın sürücüsü 56 yaşındaki Dursun A ifadesinde Afrikalı öğrencinin eli yüzünün kan içinde olduğunu anlattı. Genç kızın "abla dövdü" dediğini söyledi. Dina'nın kendisinden telefonunu istediğini ve zayıf Türkçesiyle "anneyi arayacağım" dediğini anlattı. Dursun A'nın ifadesine göre genç kız kendisini Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürmesini istemişti. Ancak bir süre sonra kapıyı açarak atlamak istedi. Bunun üzerine aracı durdurdu. Dina koşarak karşı şeride geçti ve uzaklaştı. Dursun Ağa araçtan inip kapıyı kapattığını ve yoluna devam ettiğini savundu. İfadesine göre daha sonra Karabük kent merkezine doğru U dönüşü yapmış ve kızın koştuğu yöne doğru yavaşlayarak bakmıştı. Arabada başkasının olmadığını ve araçta herhangi bir olay yaşanmadığını söyledi. Polis Dursun A'ya özel bir hastanenin önünden geçmesine karşın Dina'yı neden Karabük Devlet Hastanesi'ne götürdüğünü sordu. Şüpheli genç kızın özel hastaneye gitmeyi istemediğini savundu. Neden polisi aramadığı sorulduğunda bir polis arkadaşını aradığını ancak telefonunu açmadığını anlattı ertesi gün bu polis aradığında yanında eşi olduğu için konudan bahsetmediğini söyledi. Dina'nın telefonundan dört arama yaptığını ve araçtayken yabancı dilde konuştuğu için ne söylediğini bilmediğini ifade etti. Bu arama kayıtlarını eşinin görmemesi için sildiğini savundu. Uzun boylu biriydi. Polis, Dina'nın araçtan çıkıp koştuğunu gören bir tanık buldu. Tanık dikkat çeken ifadesinde şunları söylüyordu. Yolun sağ tarafında önünü kırmış vaziyette bir araç duruyordu. Arka sol kapıdan bir bayanın arabadan inerek yola doğru fırladığını gördüm. Deparatar vaziyette koşuyordu. Kendisi siyahi, zenci bir bayandı. Saçları örgülüydü. Uzun boylu, hafif kilolu bir bayandı. Ben arabayı geçtikten sonra dikiz aynasından baktığımda kızın indiği kapıdan uzun boylu erkek bir şahıs indi. Şahsın yüzünü görmedim. Arabadan indi ve kıza baktı. Ben daha sonra olay yerinden ayrıldım. Tanık Dina'nın eşgalini çok net anlatmıştı. Ancak Dursun A kısa boyluydu ve onun tarifine uymuyordu. Ayrıca Dursun A şoför kapısından indiğini anlatırken tanık Dina'nın çıktığı kapıdan bir adamın indiğini söylüyordu. Çalılık alana girdi. Dursun A iki kez gözaltına alınmıştı. İddiaya göre polis onun ifadesinin aksine Dina'nın ardından çalılık alana girdiğini tespit etti ve Önceki gün Dursun A üçüncü kez gözaltına alındı. Ancak Sulh Ceza Hakimliği yine adli kontrol şartıyla salı verdi. Dina'nın kaçtığı otomobilde Dursun A dışında kimse var mıydı? Arka kapıdan çıkan uzun boylu olduğu söylenen kişi kimdi? İddia edildiği gibi Karabük'te siyahi öğrencileri tuzağa düşüren bir fuhuş çetesi mi var? Ve Dina'nın ölümü iki hafta geçmesine karşın neden aydınlatılamıyor? Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.